Herkese merhaba, ben Aslı Kızmaz. Bu sefer ikinci konuğumla karşınızdayım. Geçen hafta izlediyseniz Yılmaz Sisters'la aşırı eğlenceli bir bölüm yayınladık. Sen ikincisin, sen ilk değilsin. Ama starlar ikinci olur ya. Gerçekten son. Yani son da çıkar. Ha, evet. Sana şimdi şöyle bir şey yaptım. Evet, artık konuk almaya başladım. Ama her konukta başka bir içerik üreteceğim. İşte mesela Yılmaz Sisters'la ne yaptık? Evlilik perileriyle birlikte evlilik hakkında çok bilge bir sohbetimiz oldu. İzledin mi? Şimdi o geçen hafta yayınlamıştı. Şu an izledim, çok komik oldu demenler. İzledim, inanılmaz güldüm biliyor musun? Kızlar da çok komik, sen de çok komik. Çok doğal oldu bence. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Yakın arkadaşlarımdan birisi. Evet. Ve Naz sana ne diyor? Dayı. Dayı diyor. Bu yüzden şimdi dayılık görevleri içinde çocuğa bakmak da var değil mi? Yani çocuğa bakmak. Bir gün Naz'ı sana bırakabilirim. Tabii. Mesela bugün benim bir işim çıkabilir ve ben Naz'ı sana bırakıp gidebilirim. Ama sonuçta bu da benim canım. 9 ay karnımda taşıdım. Yani. Evet. Biraz bu işi garanti altına almak nereye istiyorum. Nereye geleceksin? Evet. Sana çocuk bakımı ile ilgili birkaç tane soru soracağım. Ne, test. Yani dünyanın en basic soruları. Yani hani artık. Bilemezsen ne olacak? Yani bilemezsen zaten bence çocuklarda uzaktır yani. Okey, tamam. Tamam mı? Şimdi yani daha genel sorular bu ama bir tane şimdi bu olmazsa olmaz sorumuz. Ya ben ÖSS sınavında bile kopya çekmiş bir insanım. Dalga geçiyorsun. Yemin ediyorum benim birinci sorum arkadakinin 50. sorusuydu. Oradan bakıp kendimde arıyordum. Sen dalga geçiyorsun. Ben burada da bir yerden çekmem lazım kopyayı. Üniversitesini kazanamadın değil mi? Niye kazanamadın? Sen beni halka böyle lanse edemezsin. Sen tiyatrocusun zaten. Kazansan ne olur? Kazanamadım oldu. Tabii ki. Sus tamam hadi. Şimdi en basic soruya geçiyoruz. Tamam. Bu benim mi çekiyor? Arada ona seksi bakmak istiyorum çünkü. Bence seni çekiyor tamam, yani. Bence geniş de çekiyor olabilir. Beni de çekiyor olabilir. Tamam arada herkes güzel seni bakışlarımı çek değil, tamam mı? Enis. Evet tamam. Şimdi net sorumu soruyorum. Çünkü bu olmazsa olmaz. Çünkü çocuklar, bebekler minimum 2,5 yaşına kadar bezle yaşarlar. Evet. Tamam mı? Öncelikle hiç hayatında bir çocuğun altını değiştirdin mi? Aa, değiştirmedim. Kaç yaşındasın? 30'lu bir şey. 30'lu kaç? Asla, biz seninle yaşıtız be. Söyleme sakın yaşımı. Benim yaşımı herkes biliyor. Tamam sen bilsinler. Benim daha şu an akılları karıştı. Belki 31, belki 39 işte. Orada belki bir gidip 30. gelsinler. Aynen öyle. Biz de 30. yaş gününü kutladık. Aynen bu yıl. Bir bebeğin altı nasıl değiştirilir? Bildiğim şeyleri söylüyorum. Söyle. Şimdi yavruyu yatırırsın, altına bir şey serersin. Güzel, ki, güzel. Çünkü temas etmesi. Bıdıkları oraya evet. buraya dolaşmasın. Bu kelimelerle anlayabilir miyiz? Bıdıkları. Bıdıkları. Evet. Şimdi açarsın onu bir kokar zaten. İlk başta onu alırsın. Böyle bir jelatinle top haline getirir onu atarsın. Jelatin? Hani onun bantı vardır ya. Ha, onu küçük hale ha, top tamam. haline gelmiyor muydu o? Böyle rulo yapıp. Evet okey. Okay. Boklu olanı atıyorsun tamam, Aslı. Tamam tamam. Altına temizini seriyorsun. Çocuğun poposunun ha, altına. Sonra onu temizliyorsun tabii. Islak mendilleri var bunun. O kadar ucuz ki marketlerden ya, ucuz. Ay buraya şey yapacağım. Onu alıyorsun. İçten dışa doğru temizliyorsun. Bunu nereden biliyorum değil mi? Çok havalı bir bilgi değil mi? Bunu nereden biliyorsun? Evet çünkü alttan alırsan anladın mı? Her yere bulaşır o berbat olmaz. Of çok garip şeyler öğretiyorum. Şu an şokta ya. Tövbe yarabbi. Evet temizliyorsun. İşte belki biraz pudra dökeriz eğer pişikse yavrum. Hı hı. Sonra işte bir güzel bıdıklarız hı hı. çocuğu. Çok küçükken yani bir yarım puan kıracağım. Çok hı iyi bak hiç beklemiyordum bunu. Kirli böyle topçuk yaptın ya sen yapmıyorsun. O bezleri de sildin ya bezleri de içine atıp kapatıyorsun. Ha. Çok küçük bir puan yani 0,25 kırıyorum sana. Anladım. Ne saçma. Evet tamam. Ama şu an inanamıyorum bu bilgine. Kesin gidip bakıp geldim. Sana yemin ederim hiç bakmadım. Hiç bakmadım. Bir yerde aklımdan kalmış bu bilgi ama. Gerçekten duyduğumu hatırlıyorum. Tebrik ediyorum. Şu an burada alkışlar istiyorum. Alkışlar, alkışlar. İkinci soruma geçiyorum. Evet. Bir bebeğe, yani bebek 2 yaş, şimdi 0-2 yaş tır ya bebek öyle denir evet. yani. Bir bebeğe özellikle ya yani 12. aydan sonra gene biraz gene asla verilmemesi gereken bazı şeyler var. Yani asla yani sakın. Mesela bunlardan ilki nedir? Çünkü herkes hemen onu söyler. Mesela şu an herkes onu söylüyordur bunu izleyen anneler. Asla. Asla. Yani şimdi Aslı'cığım bu konular derin konulardır. Yani şimdi de devir değiştikçe mesela eskiden biz çocuklarımıza süt içirirdik. Artık, artık inek sütü içirmiyorlar. Anladın mı? Nereden biliyorsun sen geri zekalı bunları? Yani mesela atıyorum
Benim zamanımda bana muz, çilek allerji yapardı. Anne, anladın mı? Muz da mı? Her şey beni kabartırdı. Aa, ama şimdiki devirde işte çocuklara muz veriliyor işte. Hem de 6. aydan itibaren veriliyor. Aynen. Hani bunun aynen. gibi anladım. Biliyormuş gibi oynayacağım. İnşallah o sırada doğru sonucu bulacağım. Zıkkımın dibi ne verir? Sigara verilmiyordur çocuğa. Nedir yani bu kadar? Ne zararlı olabilir? Kuru yemiş yani fındık, fıstık. Ben zaten onu boğazına kaçar diye vermem ki. Onu desene o zaman. Ama fıstık en büyük alerjen. Aynı zamanda florayı da bozan, otizmi vesaireyi de destekleyen yeni araştırmalarda. Bu da bak bu bilgiyi de cebine koy. Aynen. Önemli bir etken. Bu sebepten mesela fıstık asla asla fıstık verilmez yani. Ben vermem zaten. Şeker. Ben öyle şeylere çok korkarım. Eskiden biz çocukken de böyle bıdık şeyler burnumuza falan kaçardı. Anladın mı? Çocukken öyle hikayeler yok muydu? Vardı. Burasında bir çıkıntı, burnu kötü olan çocuklara derler mi? Fındık kaçmış, leblebi kaçmış. Buradan kaçırırdık akılsız çocuklar. Biz çok akıllıydık da başımıza gelmedi be asla. Benim hiç öyle şeyler gelmedi başıma. Benim de yavrum, benim dizim kanamadı. Benim ben oyun bile oynamaya üşenirdim çocukken. Büyük tembeldim. Üçüncü soruya geç, çok merak ettim. Üçüncü soru. Nazı bıraktım sana. Tabii ben en fazla 4 saat bırakacağım. Bu 4 saatte neler yaparsın? Yani kitap okurum. Mesela bir Suzan'la Tamaro'dan yüreğinin götürdüğü yere git. Ömer Seyfettin Kaşığı falan. Öyle şeyler okur. Çocuğa biraz edebiyat pompalarım. Ne yapayım çocukla? Edebiyat pompalarsın sus, çocuğa. Sus. Edebiyat pompalarım burayı çocuğa. Burayı kes. Hayatta kes. Tüm IQ'suzum ortaya asla çıkmasın. Asla kesmeyeceğim. Edebiyat pompalarım çocuğa. Yani hatta bu şeyi. Ayı. Videonun. Ayıyla oynatırım. Kitap okurum. İşte o an canı ne istiyorsa tabii. Mesela televizyon izletmem. Aferin. Çünkü sen bayağı çalışıp gelmişsin abi. Hiç oynatmıyorsun. Yavrum benim de yeğenim var. Ben de ona çok baktım. Gerçekten çılgınca gerçekten baktım. Gerçekten baktım biliyorum. 2 yıl boyunca sabah 7'de kalkıp okula ben götürüyordum. O yüzden doğru. Biliyorum. Mesela çok iyi saç örüyorum. Gerçekten mi? Aa. Çocuğu öyle öyle öğrendim. Abi benim saçımı abi hiç bir de beğenmezdi. Ki. Bir suratsızdı yeğenim. Yemin ediyorum her sabah 7'de kalkıyorum sinirden geberiyorum. Okula götüreceğim. Ölüyorum örgümü beğenmedim diyordu. Buradan ölüyorum buradan ölüyorum falan. Hep böyle aynı yer gıcık gıcık bakardı deli ederdi beni. Oradan biraz bilgilerim var yani. Şey bizim bir annemin arkadaşının kız bunu anlatmak zorundayım. İlkokul 2'de falan. Saçları hep uzundu. Sonra bir gün annesi aldı kestirdi saçlarını. Böyle küt oldu. Sonra annesine döndü. Oh beni iyi artık saçlarımı kestirdin artık sende bir bağım kalmadı çünkü saçlarımı örmene de gerek kalmadı dedim. İstediğim çocuğum kadar sana trip atabilirim ve seninle küsebilirim çünkü artık sana ihtiyacım yok. Tam senin küçüklüğün gibi bir şey değil mi bu? Yok ya ben küçükken çok eziktim ya. Amerikan tıraşıydı saçlarım ve bir tane kaşım vardı. Ben de çok eziktim çok ya. Çok sıkkındım Allah'ım ya. Bizim bu garip anlamımız neydi evet be? Ya. Veya ben bir tane çocuğa aşıktım ölüyordum aşkımdan. Çocuğun adı da Süreyya'ydı. Ya niye bir insan Süreyya'sın bir çocuğa aşık olur? Çocukla işte bir gün böyle akşam şeyde, lojmandayız zaten oturuyoruz. Çocuk bana böyle dönüp şey yapmıştı. Asya sana bir şey diyeceğim diye ve ben böyleyim. Kesin çıkma teklif edecek. Bak, sen erkek olsan bayağı yakışıklı olursun. Biz seninle iyi arkadaş oluruz ya ya. Dram gibi dram. Ay, ağladın mı? Çok ağlamıştım. Gerçekten. Ay, hüngür hüngür. Abi aşıksın birisine diyor ki sen erkek olsan bayağı yakışıklı olurdun diyor. Çok üzücü. Pislik. Neyse bak bugünlere iyi geldin ya. Ay evet ya. Bak şimdi cillop gibi adam. Akıl sağlığın fena değil çünkü değil. Ben beğenirim seni. Evet akıllıyımdır. Ay. Yılanlığım vardır yani güzel bir kafam yılan. Kafam basar aslı. Biz bayağı yine kahve muhabbetine dedik. Soru neydi soru? Kahve soru yemek var mıydı? Sana yemek yapayım mı? Sana vallahi yemek yaparım bak. Soru neydi? İşte Naz'a sadece kitap okudun 4 saat ha, önce. Ha kitap okurum. Ha. Televizyon izletmem çünkü işte belli bir... Naz kaç yaşına geldi tam olarak? 19 aylık. 19 aylık. Oo daha 2 yaşını bile doldurmadıysa çok fazla televizyon izletmemek hiç. Gerekiyor. Hiç. Arada bir 5 dakika baktırabilirsiniz. Telefona baktırıyorsunuz ha, da. Telefona baktırırım. Televizyona baktırırsan o daha televizyonun orada açık olduğunu görmedi. Onun ne işe yaradığını bilmiyor. Gerçekten. Bilirse biteriz abi. Şimdi telefonu önünde çıkaramıyoruz. Çünkü biliyor. Eksi puan almadım ama değil mi şu anda? İyi almadım. Gidiyorum. Ama yani bir televizyon açarım dedi sonra bizim hayatımızı karartacaksın. Açmayacağım ya. Teşekkür ederim. Oo. Tamam işte Star dayısı eve gelmiş. Daha ne yapacağım? Peki da, yani mesela 4 saat boyunca ne kadar, kaç kere altın değiştirirsin? 4 saat boyunca. Aha, kaç kere altın uşağı durmadan soyamam herhalde ne zaman... İdrarını yaparsa yaparız. Ha, sana idrarını yaparsa herhalde şey diyecek. Dayıcım merhaba ben çişimi yaptım istersen altı altımı değiştir diyecek. Hayat o kadar garip ki belki sen evden gidince çocuk bana bunu diyecek. Aha, belki de sana demiyordur. Aha, tabii. İnşallah İki benim sabrım. Bir farkım olur çocuklar. İnanılmaz hırslandım şu an. Ha, o zaman şu an bırakıyorum Naz'ı ve gidiyorum sana. Gitsene. Ekmek kuran gidiyorum. Gitmez sen.
Gitmezsen adam değilsek. Çocuğu getir bana Lozenica. Lozeninda. O çocuğu bana getir hemen. Emmanuel. Emmanuel teyzen seni bana mı bıraktı? Gel. Ne kitap? Kitap ne kitap? Gel kitap. Bak böyle her şey emir tipiyle olmaz ama. Anan yanlış öğretmiş. Gel çocuğum. Gel otur buraya. Aşkım bir öpücük var mı? Senin dayın o kadar akıllı ki. Senin için planları var. Şuraya gelsene çocuğum. Gel kitap okuyacağız. İtfaiye aracı. Merhaba adım Dadi. Dadi mi? Ben bir itfaiye aracıyım. Ay okuyamadım dayın ya. Dayım ben bu kitabı bile okuyamıyorum. Hep hazır şekilde beklerim. Susan ben okuyorum dedi. Gitme. Gitti çocuk gitti. Anne mi? Yok anne. Anne mi kaldı? Dayı var artık. Ben geldikten sonra kimsenin korkmasına gerek yok. Ne olmuş? İtfaiye aracı gelmiş. Yardım edin, yardım edin. Sincap diyor ki yardım edin. Oğlum Sino oynarken direğin üzerine çıktı. Şimdi de inemiyor. Sincap'ın herhalde oğlu da Sincap'tı Zar. Bir şey anlatıyorum Naz. Geliyor, Dadi geliyor. Merdiveni iticiyim ama ama tırmanmalısı. Aa, çocuk abim okumam yokmuş ya. Her şeyi çekme be. Sino oradan geliyor. İtfaiye aracı onu kurtarıyor. Evet yaptım diyor küçük Sincap. Sonunda özgürdü diyor. Ve kitap bitiyor. Oha 24 lira mı bu kitap? Ne kadar pahalı. Devir çok pahalandı Naziko. Ben sana hediye aldım biliyor musun? Annenden bile sakladım. Göstereyim mi hediyeleri? Bekle beni burada. Sakın kalkma. 30 saniye beni bekle. Koşarak alıp geleceğim. Söz mü? Çak. Paraya kıydım. Gel. Bunu sana aldım. İnanılmaz pahalı öncelikle. Sonra dayım bana ucuz aldı deme sakın. Bak burada ne var? En pahalı hediyeyi aldı dayım. Kaliteyi gördün mü? Açamadık. Ter bastı Naziko. Bak şimdi eğitici, masalcı tırtıl. Sos. Beğenmedin mi? Ay baba mı? Babasına ay mı diyor bu çocuk? Ay baba mı diyor? Ne diyor? Ali baba. Ali baba. Dur daha hediyeler bitmedi. Sos. Bak Hello Kitty. İnanılmaz beğenmedin mi? Annen hırslanır bunu kesin elinden alır. Nasıl mutlu oldun? Ya bitmedi bunda da çarpım tablosu şey yaparız diye. Çok ucuzdu bunu da aldım son dakikada. Şimdi sana ne öğreteceğim biliyor musun? Çarpım tablosunu bak. Anan her şeyi öğretmiştir ama bunu unutmuştur. Gel. 3 çarpı 3 kaç? 9. Oh, aferin. 4 çarpı 4. Naziko 16. Ah müthiş gidiyorsun. 1 çarpı 0 eşittir. 1. Hayır 0. Naziko 0 ile ne çarpılırsa 0'dır. İnşallah bu doğru bilgidir öyle hatırlıyorum. 0. Biraz birbirimizden hoşlanıyor muyuz sence? Elini boyama. Heh. 19 çarpı 72. Evet. 9758. Kafadan çarpıyormuş dayı çok zeki. Uşağım başka hediye almamış mıyım? Paraya bu kadar mı kıymışım? Ne oynayalım gel bakayım. İstediğin özel bir şey var mı? Bu ne? Allah kahve bak. Naz çadıra girsene çocuğum. Gir hadi. Bak bana daral gelmeye başladı. Hadi gir bakalım çadırda ne var? Hadi. Ol o totona kurban gir hadi Naz. Girsen çocuğum. Naz. Biliyorum, Naz gel buraya dayın. Gel anneciğim gel. Ne yaptı sana anneciğim? Ne yaptı aşkım? Ha sende olan oyuncağı mı almış sana? Çok güzel. Var mıydı? Daha biz onu 6 aylıktan aldık. Çocuk sana burada Ali Baba diyor. Ezberi biliyor oyuncağı. Şaka yapıyorsun. Paraya kıydım diyorsun da bu 30 lira falan. 79 lira. Sen dalga geçiyorsun. Var mıydı bu çocukta? Tabii ki de var. En sevdiği oyuncak. Beni gördün. Sen pırt mı yaptın? Sen pırt o pırtlı. Totolarına kurban olurum. Dazırt diye nasıl attı biliyor musunuz? Abi ne güzel bir şey. Yani. Mesela pırtlamak onun için çok normal bir şey. Sonradan ayıp olduğunu öğreniyor. Gerçekten öyle. Hmm. Biz de dazır gitsek keşke. Hani rahat ki ben ya. Hiç yapmadım da hayatımda. Hani yapanlar için söylüyorum. Anneciğim. Öf, Naz.
Bir hani koku mu saldın çocuğum? Oo, kaka yapmışım. Oo. Evet, bir sonraki bölümde görüşene kadar. Ben değiştiririm, o bende. Keep by. Yat şuraya. Naz, yat şuraya. Emmanuel, pedini getirir misin? Yat şuraya. Naz. Keep by. O nasıl koku be? Açayım. Görüşürüz.